Evet arkadaşlar, bugün konuşacağımız kişinin adı vermek istemiyorum. Bir ipucu vereyim arkadaşlar size. Siz zaten çıkarım yaparsınız. Sarksok arkadaşlar. Hemen bir intro geliyor. Sardırmadan izlerseniz sevinirim. Başlayalım. Evet arkadaşlar, birinci konuyu konuşmak için mikrofonu editmene veriyorum. Evet arkadaşlar, ilk konumuz ne? Discord konusu. Şimdi arkadaşlar, bu arkadaş, şöyle diyeyim ben size. Ben şimdi bu kanalı bırakınca başka bir kanal açacağım demiştim, Uyan kanal. Uyan kanaldan devam edeceğim diye herkes demiştim videoda ve videoda şunu belirtmiştim. Discord adresi üzerinden bana ulaşabilirsiniz demiştim yani. Yan kanal hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Discord hesabını da koydum hatta videoya. Oradan bana ulaşabilirsiniz dedim. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Arkadaşlar yani şöyle diyeceğim ben size. Sarksork arkadaşımız bunu iddialı yani bu konuda galiba. Çünkü yorumların hepsinde belirtip duruyor. Discord gelmemeye inat ediyor. Niye ise anlamadım yani. Discord'da hiçbir şey yok galiba. Discord tehlikeli sanıyor da. Yani Discord'da hepimiz kullanıyoruz yani, tehlikeli olsa biz niye kullanalım? Bir de yani demiş ki Brawl Stars oynuyorsan ID'ni ver falan, oradan konuşalım. Ya abi bu kadar zor bir şey mi lan Discord'da konuşmak? Yani Brawl Stars'ta arkadaş ekleyip seni özelden yazacak kadar düşmem ben yani. Düşmem dedim yani, o kadar uğraşmaya bile gerek yok oğlum. Alt taraf Discord yani. Başka bir şey demiyorum. Evet arkadaşlar, birinci konuyu dinlemiş olduk. İkinci konuyu konuşması için mikrofonu editmene veriyorum. Evet arkadaşlar, ikinci konumuz ne abi? İhtar konusu. Kanalımın ihtar konusu. Evet, şimdi bu ihtar konusu bilmeyen yoktur zaten. Kanal kapandı artık, her neyse. İhtar konusu arkadaşlar Mete fanlarından dolayı ihtar yemiştim. Zaten herkes biliyor. Beni Mete fanlara tanıştıran kimdi arkadaşlar? Bak, beni Mete fanlarla tanıştıran kimdi? Ad vermeyeceğim o arkadaş Sarksork. Yani ben zaten Mete fanlarının videolarına bile gelmiyordum zaten. Yani yorum bile yazmıyordum artık, onları takmıyordum. Ama bu arkadaşımız çok böyle ısrarladı diyeyim ben size. Hep spam atıyordu mesela chat'e. Abi bu kanala bak işte. Ben de bakayım dedim yani. İşte her neyse yani, konu öyle başladı. Yani bu arkadaş bana bu kanalı göstermeseydi, tanıtmasaydı bu kanalı bana, aramızda hiç böyle bir şey olmayacaktı Mete fanlarıyla. Hiçbir şey olmayacaktı bunların belki de. Yani ihtar bile olmayacaktı. Yani diyeceğim bu ve başka bir şey daha hakkında konuşmak istiyorum. Arkadaş çok ısrarcı yani. Bayağı bir insanı darlıyor böyle. Şöyle diyeyim. Mesela nerede bir sempatikoya mesela videoda laf atılsın. Hemen abi geliyor. Yorumlarda yani sürekli bunu ısrarlıyor abi. İşte şuna bak, şuna bak. Kardeşim adam yaptıysa yaptı, bana ne anasını satayım lan. Sonra geliyor bir tane video var, anime vs Allah videosu. Baskın atalım. Lan oğlum adam ateist belki, ben ne yapayım buna. Adam bir de yani ben ne yapayım adama. Baskın mı atalım yani, adam ateistse ben ne yapayım şimdi. Ne baskın atacaksın bu videoya. Yani başka bir şey demiyorum, sana bırakıyorum mikrofonu. Evet arkadaşlar, editmeni dinlediniz, şimdi ben konuşacağım biraz. Sürekli bana yorumlara yazıyorsunuz. Discord'dan da yazanlar vardı. İkinci kanalın dediği. Arkadaşlar, Discord adresini buraya yazıyorum adamın. Oradan ulaşıp rica ederseniz verebilir. Çünkü biraz güvenlik açığı yaşamak istemiyor kendisi. Ve ben de veremeyeceğim, kusura bakmayın. Ve bundan sonra bu tarz yorumlar yapanları gerçekten banlamaya karar verdim. Lütfen daha hassasiyet gösterirseniz çok sevinirim. Ve arkadaşlar, ikinci konuda ise bu arkadaş sürekli bana gelip benim videolu tanıt diyor. Tanıtmayacağım arkadaşlar. Bana eğer gelip videolu tanıt derseniz, herhangi özel bir durum olmadığı sürece sizi tanıtmayacağım arkadaşlar. Yani buna diyecek başka bir lafım yok. Zaten arkadaş bir sürü kanaldan yardım istiyor ama ben yardım etmeyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Ama işte bazı malum kişiler var. O malum kişiler kendini bilir. Onlara gerçekten desteğimi sürdürmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, başka bir konuyu konuşmak istiyoruz. Konu bu arkadaşın herkesten prim istemesi, ki bunu editmen de onaylıyordur diye düşünüyorum. Onaylıyor musunuz? Tabii ki de onaylıyorum yani, bu gerçek bir şey.
Örnekler verebilir misin reis? Evet, ilk örneğimiz Mete fanlar hakkında. Bunun tanıdığım kadarıyla bir Mete arkadaşı var, Mete fan arkadaşı. Ve galiba 100 bin abone. Bu yüzden film malzemesi olarak, güzel bir alet olarak düşünmüş herhalde ki bu arkadaş, bu 100 bin aboneli Mete fanıyla arkadaşken aynı zamanda diğer Mete fanlara sallıyor yani. Bu çelişkiyi anlamadım ben yani. Oğlum bir de Mete'ye sallıyor, Mete'ye. Orası bir de ilginç bir kısım. Adam hem Mete Kayagil fanlarıyla arkadaş oluyor ama Mete'ye sallıyor bir de bir videosunda. Oğlum bu nasıl bir mantık amına koyayım? Senin çelişkine sokayım. Yani evet, yani çelişki bayağı burada bir sert bir çelişki, her neyse. Evet. Şimdi daha örnek... sert bir konuya geçmek istiyorum. Nah çeken dayı konusuna geçmek istiyorum. Evet, bu konu belki de bizi en sinir eden noktalardan biriydi yani. Konuyu atayım izin varsa. Evet, konumuz şu arkadaşlar. Şimdi nah çeken dayı zaten bilmeyen yoktur. Şu an ekranda görüyorsunuz nah çeken dayı, her neyse. Arkadaşlar bu dayı esrarengiz bir şekilde, hiç beklenmedik bir şekilde Uyped'in kanalına geldi. Sonra ne olacağım? Uyped'in videosunu izlemiş, yorum yapmış bir güzel. Her şey güzel burada ama milyon. Hemen prim malzemesi abi. Öyle yorumlar yazmış ki zaten siz dayıca yaptığı yorumları görüyorsunuz. Şu an ekranda var zaten. Yani arkadaşlar. Şey bulamıyorum abi. Ben bir şey diyecek bulamıyorum yani. 4 milyon abone. Bu arada ileride bir dakika, ileride buna şey demezse yani, beni de tanıtır mısın falan demezse ben de bir şey bilmiyorum ha. Kanka zaten yaptığı ilk prim türü ne? Bana yorum yapar mısın? Fark ettiysen. Aynen. Kanka böyle böyle. Bir de kanka bunu 4.62 milyon aboneli bir kanala söylemesi, bilmiyorum yani. Ya kanka şimdi burada başka biri olsaydı büyük ihtimal yorum yazmaz buna. Ama dayının iyiliğini suistimal ediyor yani burada. Burayı onaylıyorum bu arada. Kesinlikle doğru. Ve de şöyle bir şey eklemek istiyorum kanka. Şimdi bu dayının iyiliğini suistimal ediyor. Bunu geçelim ve şöyle bir şey demek istiyorum. Kanka şimdi bu kanal 4 milyon abonesi olmasaydı, bu kanal hiç ünlü bir şey yani ona çeken dayı olmasaydı bu kanal, yorum yap der miydi kanka? Demezdi. Demezdi tabii ki. İşte kanka yani prim aleti yani. Prim aleti arıyor kendisine böyle. Kanallar seçiyor. Aynı prim aleti gibi. Hadi diyelim prim aleti seçiyorsun lan, niye kendine çelişiyorsun? Niye kendine çelişiyorsun ya? Ya oğlum bir de hep bana gelip şey diyor. Bana sürekli gelip şey diyor. Beni tanıtır mısın? Beni tanıtır mısın? Ya tanıtmayacağım, bırak beni yani. Anlıyor musun? Neyse arkadaşlar, bu konum da bu kadar olsun. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz programlara çıkmak isterseniz şuradaki e-posta adresine ulaşabilirsiniz. Ve bizi izlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.